Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol sebzeli, bol vitaminli nefis bir tavuk çorbası tarifi vereceğim. Sizi bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Çorba için 1 adet tavuk kalça but kullanacağım. Tencereye 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Üzerine tavuğu yerleştiriyorum. Arkalı önlü biraz kızartacağım. Şimdi üzerine 1 litre kadar kaynar su ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Ben düdüklü tencerede kaynatacağım. Normal tencerede de pişirebilirsiniz. Tavuk haşlandıktan sonra küçük parçalara ayırdım. Çorbalık olacak şekilde. Şimdi çorbanın yapımına geçiyorum. Tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine 1 adet yemeklik doğradığım soğanı da ilave ediyorum. 2 diş de sarımsak ekliyorum ve yaklaşık 3-4 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurdum. Şimdi küçük küpler halinde doğradığım kapya biberi ekliyorum. Yeşil biber de kullanabilirsiniz yerine. Kapya biberi de yaklaşık 3-4 dakika kavuruyorum aynı şekilde. Sebzeleri eklemeye devam ediyorum. İstediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Yani bu çorbaya yakıştırdığınız her sebze olur. Bir tane yine küçük küpler halinde doğramış olduğum havucu ekledim. Bir çay bardağı bezelyeyi ekliyorum. Ben buzluktaki bezelyeyi kullanıyorum. Belli oluyor galiba bardaktan çıkmadı. Bir çay bardağı haşlanmış mısır ilave ediyorum. Küçük küpler halinde doğradığınız yine patates de kullanabilirsiniz mısır yerine. Yani dediğim gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz kullanacağınız sebzeleri ama bu şekilde lezzetli oluyor. Önce bu şekilde denemenizi de tavsiye ederim tabii ki. Hepsini kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar arada karıştırarak kavuruyorum şimdi. Sebzeleri kavurdum. Şimdi tavuk suyunu ekliyorum. Üzerine de 2,5 su bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Ve toplamda 1,5 litreye tamamlıyorum suyu. Yetersiz gelirse kıvamına göre bir miktar daha ekleyebilirsiniz. Bu şekilde 7-8 dakika kaynatacağım. Kaynarken bir taraftan da kıvamı için ununu kavuracağım. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar yani pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Kaynayan çorbaya yani çorba olacak olan karışıma 2 yemek kaşığı tel şehriye ekliyorum. Arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar köri baharatı ekliyorum. Bu çorbaya çok yakışıyor. Yani tavuğa çok yakışıyor. Tabi kullanmak da şart değil. Tuzunu ilave ediyorum. Haşladığım ve küçük parçalara ayırdığım tavuğu ekliyorum. Ve az önce kavurduğum unu ilave ediyorum. Şimdi bu şekilde şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Evet, nefis mi nefis, bol sebzeli, bol vitaminli tavuk çorbam hazır gördüğünüz gibi. Özellikle bu kış aylarında şifaniyetine yapabilirsiniz, çocuklarınıza içirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu çorbayı. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum her zaman olduğu gibi. Ve videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu çorba videosunda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.